Ömer'i huzura getirirlerken Hazreti Peygamber, "Bırakınız," dedi. Hemen bıraktılar. O da peygamberin önünde diz çöktü. Resul-i Ekrem Ömer'in kolundan tutup, "İmana gel ya Ömer," dedi. O da bütün kalbiyle şehadet getirdi. Bu vakadan ashab o kadar çok memnun oldular ki, o vakte kadar iman edenleri ilan etmek adet değilken yüksek sesle tekbir aldılar. Sesler Mekke sokaklarından işitildi. Önce Hazreti Hamza, 3 gün sonra da Hazreti Ömer'in iman etmesiyle İslam dini çok kuvvet buldu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Arkadaşlarımız kaç kişidir?" diye sordu, saydılar. "Seninle tam 40 kişi olduk," dediler. "Öyleyse ne duruyoruz? Hadi çıkalım, Harem-i Şerif'e gidelim ve Allah'ın adını yükseltelim," demesiyle hep birden kalktılar ve gittiler. Sıra şöyleydi. Önde Ömer, sonra Ali, sonra Resul-i Ekrem, sağında Ebu Bekir ve solunda Hamza ve arkasında diğer ashab olduğu halde Harem-i Şerif'e geldiler. Kureyş'in uluları Harem-i Şerif'te toplanıp Ömer'den bir haber beklemekteydiler. Baktılar ki Ömer İslam topluluğunun önüne düşmüş, geliyor. Birbirlerine, "Baksanıza, Ömer bütün Muhammed'e inananları arkasına almış getiriyor," dediler. Ebu Cehil, cin fikirli, şeytan bir herif olduğundan bu gelişi beğenmedi. Koşup ilerledi. "Hayrola Ömer, bu ne?" diye sordu. Hazreti Ömer ağırbaşlılığını bozmayarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Cehil ne diyeceğini şaşırdı. Kureyş uluları da hayret içinde kaldılar. Hazreti Ömer oradakilere dönerek "Beni bilen bilir, bilmeyen bilsin ki Ömer bin Hattab'ım," dedi. Bu söz üzerine Kureyşlilere bir şaşkınlık geldi ve hepsi birer tarafa dağıldılar. İşte o gün 40 Müslüman Harem-i Şerif'te saf oldular ve açıkça tekbir alarak meydanda namaz kıldılar. Boykot. Kureyşliler gördüler ki Müslümanlar günden güne çoğalıyor ve İslam dini kuvvet buluyor. Kureyşlilerin reisi olan Ebu Talip her ne kadar iman etmemişse de Hazreti Peygamber'i evladı gibi sevip koruyor. Haşim oğullarından diğer iman etmeyenler de onunla beraber olup yine kabile ve akrabalık gayretini güdüyorlar. Kureyşliler bütün bunları aralarında görüşüp danışıp enine boyuna ölçüp biçtiler. Nihayet peygamberliğin 7. senesi başında Müslüman olsun olmasın Haşim oğullarıyla görüşüp konuşmaktan vazgeçtiler. Haşimilerle alışveriş etmemeyi, kız alıp vermemeyi kararlaştırarak aralarında bir anlaşma yaptılar. Bunu yazıp Kabe'ye astılar ve onun aksine hiçbir hareket yapmamak üzere ant içtiler. Bu surette Haşimiler, Müslüman olsun olmasın, Ebu Talib şibinde adeta kale içinde gibi kaldılar. Yalnız Ebu Leheb onlardan ayrıldı ve müşriklerin yanına gitti. Bu Ebu Talib'in şibi, Mekke'nin bir mahallesidir ki, peygamberin doğduğu mahalledir. Haşimoğullarının evleri hep oradadır. Ebu Talip'ten evvel başları Abdülmuttalip olduğundan o mahalleye evvelce Abdülmuttalip Şibi denirdi. Haşimiler akrabalık gayretiyle Resul-i Ekrem'i düşman şerrinden koruyor ve Müslüman olanlar da daima o hazretin etrafında pervane gibi dolaşıyorlardı. Başka mahallelerde evleri olan Müslümanlar da semtlerini bırakarak buraya toplandılar. Peygamberliğin 8. senesinde İnşikak-ı Kamer yani ayın ortadan yarılması mucizesi oldu. Kureyş'ten bazıları mehtaplı bir gecede Resul-i Ekrem'den mucize istediler, o da dua etti. Ay 2 parça oldu. Hatta bir parçası Hira Dağı'nın bir tarafında ve öteki parçası diğer tarafında görüldü. Resul-i Ekrem oradakilere seslenerek, "Bakınız, şahit olunuz," dedi ve orada bulunanların hepsi ayın 2'ye bölündüğünü gördüler. Müşrikler yine iman etmeyip "Bu da Muhammed'in şimdiye kadar gösterdiği sihirlerden biridir," dediler. Eskisi gibi Müslümanlara ve bütün Haşimilere düşmanlık etmekte ısrarlı bir surette devam ettiler. Ebu Talib'in mahallesindeki muhasara 2 seneden fazla sürdü ve bu Müslümanlara pek çok sıkıntı verdi. Çünkü Müslümanlardan biri pazara gitse, müşrikler tahammül edilemeyecek kadar eza ve cefa ediyorlardı.
hac mevsiminde tüccardan biri Haşimoğullarından biriyle alışveriş edecek olsa mani oluyorlardı. Hasılı Müslümanlar çarşı pazarda serbest gezemiyorlardı. Hazreti Ali Keremallahu Veçeh bile Resul-i Ekrem'in saadethanesinde bulunduğu halde Müslüman olduğunu meydana koyamıyor, gizliyordu. Fakat Hazreti Hamza kılıcı sayesinde istediği yerde gezip dolaşıyordu. Hazreti Ömer ise müşriklerle pençe pençeye pervasızca uğraşıyordu. Bütün ashabın en büyüğü olan Hazreti Ebu Bekir, Kureyşliler içinde pek ziyade hatırı sayılır bir zat olduğu halde ona bile hor bakarlardı. Fakat o onların bu haline ehemmiyet vermeyip aşikare namaz kılardı ve devamlı yaptığı gibi İslam'a yakın gördüğü kimseleri el altından davet ederdi. Kureyşlilerin Müslümanlar hakkında bu kadar şiddet göstermeleri, onları geri döndürmek, hiç olmazsa Müslümanlığın daha ziyade ilerlemesinin önüne geçmek içindi. Halbuki düşünmüyorlardı ki güneş balçık ile sıvanmaz ve Allah'ın yaktığı ışık onların soğuk nefesleriyle sönmez. Müşrikler ne yaparlarsa yapsınlar, Müslümanlar bildiklerinden şaşmıyorlardı. Din gayretleri gün geçtikçe artıyor ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleriyle İslam dini her tarafa yayılıyordu. Müslümanlar ahiret saadetini kazanmak için dünya nimetlerini hiçe sayıp dinleri uğrunda her şeyi feda ediyorlar. Bazıları vatanlarını bırakıp Habeşistan'a gidiyorlar, bazıları da her türlü tehlikeyi göze alıp Ebu Talip mahallesinde kapanıp kalmayı hoş görüyorlardı. Aklı başında ve insafı yerinde olanlar, Resul-i Ekrem'in mucizelerini görerek ve hak peygamber olduğunu bilerek birer birer imana geliyorlardı. Hazreti Peygamber anadan doğduğu gibi ümmi idi. Okuyup yazmak bilmiyordu. Eskiden gelen milletlerin hallerinden habersiz bir halkın içinde ve alimleri bulunmayan bir şehirde büyümüştü. Onun başka memleketlere gidip de kimseden bir şey öğrenmediğini herkes biliyordu. Fakat Allah'ın vahiy ve ilhamı ile nice nice kimsenin bilmediği şeyleri bilir, Tevrat, İncil ve Allah'ın indirdiği diğer kitaplardaki emirleri doğru olarak haber verirdi. Bu bile onun peygamberliğine yetecek bir vesika ve delil olduğu ve başlıca ispata lüzum kalmadığı halde birçok mucizeler de göstermekteydi. Kur'an mucizesi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biri, belki birincisi Kur'an-ı Kerim'dir ki kıyamete kadar kalacaktır. Eskiden gelen peygamberlerin zamanlarında hangi şey halkın arasında dikkat nazarı çekiyor ve kıymet veriliyor, şöhret buluyor ise o zaman gelen peygamberlerin mucizeleri de ona göre oluyordu. Mesela Hazreti Musa'nın zamanında en çok meşhur olan sihirbazlıktı. Onun için Allah Musa'nın elindeki asa ile bütün sihirbazlara mucizesini gösterdi. Hazreti İsa zamanında hikmet ve doktorluk pek ilerideydi. O da körlerin gözlerini açmak ve ölüleri diriltmek gibi mucizelerle gönderildi. Son peygamber Hazreti Muhammed zamanında da şiir ve hatiplik pek ziyade itibardaydı. Arapların şehirlerde oturanları da, köylerde bulunanları da güzel ve tesirli sözü, kıymetin ve büyüklüğün ölçüsü olarak tanırlardı. Yukarıda da söylediğimiz gibi kabileler birbirine karşı güzel şiirler ve iyi sözlerle üstün gelmeyi başlıca övünülecek şeylerden sayarlardı. Bir kısmı Kabe duvarına astıkları ve adına Muallakat-ı Seb'a, yani yedi askı dedikleri emsalsiz şiirleri söyleyerek başka şairlere meydan okurlardı. Bir kısmı da Suku Ukaz'da, Ukaz'daki panayır gibi büyük topluluklarda umuma vaaz ve nasihat yolu güzel hutbeler okurlardı. Bedevi denen köylüler dahi şehirdeki çok yüksek şairler derecesinde şiirler söylerler ve hutbeler yaparlardı. Vezinli vezinsiz söyledikleri çok yüksek şiir ve hutbeler dinleyenlere adeta sihir gibi tesir ederdi. İşte bundan dolayı Fahri Alem Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a belagat denen edebiyatın en yüksek tabakasında olan bir kitap indirildi.
Bütün şair ve hatipler onun benzerini meydana getirmekten aciz kaldılar. Resul-i Ekrem Kur'an-ı Kerim ayet ayet nazil oldukça buna benzer bir söz söyleyemezsiniz diye bütün Arap ediplerine, şairlerine meydan okudu. O esnada bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar bu Kur'an'ın eşini meydana getiremezler mealindeki ayet-i kerime indi. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i inkar ederek Resul-ü Ekrem'e karşı çıkan şairlerin ve hatiplerin içinden bir tanesi çıkıp da Kur'an'ın kısa bir suresine benzer bir söz bile söyleyemedi. Kur'an-ı Kerim'in bazı yerinde az kelimenin içinde çok mana mevcut olduğu gibi uzunca ve etraflı olanlarda da başka bir güzellik ve tatlılık vardır. Buralarını ancak Arapçayı bütün incelikleri ve sanatlarıyla anlayanlar bilirler ve zevkine varırlar. Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuyanlar onda başka başka safa ve tadlar bulurlar ve okudukça okuyacakları gelir. Halbuki başka hiçbir yazı ve kitap böyle değildir. Herhangi bir nesir veya şiir ne kadar güzel ve sanatlı olsa birkaç kere okunduktan sonra insan tabiatı ondan usanır. İşte bundan dolayıdır ki büyük şair ve hatiplerden bir kısmı Kur'an'ın o yüksek edebi kıymeti karşısında hayran kalarak İslam'a girdiler. İmana gelmeyenler bile Kur'an ayetlerinin beşerin kudreti dışında bir söz olduğunu ikrar ve itiraf ederek karşı gelmeyip bir tarafa çekildiler. Kur'an'ın tesiri. Kureyş'in imana gelmemiş ulularından Velid bin Mugire bir gün Resul-i Ekrem'in huzuruna gelerek "Bana biraz Kur'an oku da dinleyeyim." dedi. Hazreti Peygamber de Nahl suresi 11. ayet-i kerimeyi okudu. Meali: "Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlarınıza bakmayı emreder. Edepsizlik, kötülük ve aşırılıktan sizi men eder. Allah düşünüp anlar da tutarsınız diye size öğüt veriyor." Bunu can kulağıyla dinleyen Velid, "Allah'a yemin ederim ki bunda büyük bir tat ve pek çok güzellik vardır. Çok derin ve faydalı bir söz. Bu sözü insanoğlu söyleyemez." diye hayranlığını bildirdi ve oradakilere dönüp, "Sizin aranızda şiiri benden daha iyi bilen kimse yoktur. Şiirin her nevini ve cinsini hepinizden iyi bilirim. Muhammed'in okuduğu kelam onların hiçbirine benzemez. O söz her sözden üstündür. Onun üstünde hiçbir söz söylenemez." dedi. Yine bir gün Resul-i Ekrem, Harem-i Şerif'in bir köşesinde otururken karşı tarafta da müşrik Kureyşliler oturuyordu. Onların ulularından Ebu Velid diye tanınan Utbe bin Rebiya oradakilere, "Ne dersiniz bilmem, gidip Muhammed'e biraz nasihat etsem, bizden ne istersen verelim ve seni istediğin mevkiye çıkaralım, yeter ki bizim ilahlarımıza söz atma, dinimizi kötüleme" desem, "Olur ki kabul eder de aramızda bu çekişme gider" deyince müşrikler, "Hay hay, bir kere de nasihat ediver" dediler. Bunun üzerine Utbe Resul-i Ekrem'in yanına geldi, birçok sözler söyledi, kendi kanaatince birçok nasihatlerde bulundu. Resul-i Ekrem, "Sözün bitti mi?" diye sordu. Utbe, "Evet" diye cevap verince Hazreti Peygamber, "Öyleyse şimdi beni dinle" dedi. "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Fussilet suresini secde ayetine kadar okudu ve secde ayetine gelince kalkıp secde etti. "İşittin mi ey Eba Velid?" dedi. Utbe, "İşittim. İşte sen, işte o" diyerek yerinden kalktı ve perişan bir halde arkadaşlarının yanına gitti. Müşrikler, "Ne oldu?" diye sordular. "Hiç sormayın. Bir söz işittim ki, ömrümde onun eşini işitmemiştim. Allah'a yemin ederim ki, bu söz şiir değil, sihir değil, kahinlik değil. Ey Kureyş oğulları, beni dinlerseniz bu adamı kendi haline bırakınız" dedi.